Kapanışa doğrudan herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son işlem günü. Yoğun ve volatil bir haftayı geride bırakırken bugün yine öne çıkan başlıkları şöyle bir aktaralım. Ardından bugün stüdyoda Serdar Pazı bizlerle olacak. Hemen dönelim. Tabii bugün özellikle hem açıklamalar vardı. Sayın Nurettin Nebati tarafından Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları. Enflasyonla mücadelemiz topyekun olduğu sürece başarıya ulaşacak dedi. Astronomik fiyat artışlarından bahsetti. Özellikle konut tarafında biliyorsunuz bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla konut ayrı bir başlık olarak mesajları vardı. Hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşın uygun finansmanla konut sahibi olmasını sağlıyoruz dedi. Bu konuyla ilgili yine işte konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara da göz yummayacaklarını söyledi. Bakalım bununla ilgili bir adım mı gelecek, bir hani önlem mi alınacak, bunu da takip edeceğiz. Bank of America'nın uyarıları önemli. Büyük yatırımcı göçü başladı dedi. Yatırımcıların hisse senedi, bono ve altın gibi varlıklardan çıkarak tamamen sıfır risk moduna geçtiklerini belirtti. Zaten dolar endeksinin güçleniş temasını da hep bunu atfederek aktarıyoruz. Bununla ilgili olarak JP Morgan Küresel FX Volatilite Endeksi de şu anda teyitliyor. Yani pandeminin başladığı dönemden beri en yüksek seviyeye çıktığını gösteriyor kur dalgalanmalarının. Özellikle Fed'in 40 yılın zirvesindeki enflasyonu kontrol altına alma çabası, ki bugün Powell'ın mesajları da vardı. Bir miktar öz eleştiri de yaptı aslında, hani geç adım atılmış olabilir şeklinde. Bir de tabii Çin'de artan vakalar, küresel enflasyonunun yükselişini süreceği, bir yandan da tabii ki diğer jeopolitik riskleri de masaya koyunca oldukça belirsiz bir süreç diyelim. Bir yandan Avrupa Birliği'nin açıklaması yine önemliydi. İran'la nükleer görüşmelerde ilerleme olduğunu ilettiler. Dolayısıyla haftayı tüm bu haber akışları çerçevesinde tamamlamaya hazırlanıyoruz diyelim ve hemen dönelim. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taşlan'a. Vahap, iyi akşamlar. Tekrar hoş geldin. Haftayı nasıl tamamlıyoruz? Borsa İstanbul tarafı özellikle o dünkü sert satışların ardından toparlanma çabasında. Ama tabii ki hani özellikle dolar bazında endeksin bir ileri bir geri gittiğini de söylüyorlar. Öyle tabii ki hani görünen rakamlarla biz de onu anlıyoruz. Neler aktarırsın bizlere? Evet Gözde, iyi akşamlar. Yani dışarıda risk iştahı bir miktar toparlanmaya başladı. Powell'ın mesajlarının bir miktar, yani önceki mesajlarının burada bir miktar etkisi var ama yine bugün baktığında hala yani Fed'in genel duruşunun biraz daha şahin kaldığını görüyoruz. Ama şu da vardı, yani işte Ocak-Mart dönemini konuşacak olursak riskler çok yukarıdaydı. Yani Rusya-Ukrayna krizinin küresel ekonomiye etkisi bir belirsizlik süreci yaratıyordu. O dönemde Fed zaten biraz daha mesajlarını yumuşak vermeye çalışmıştı ama enflasyon beklentileri o zaman da yüksekti. Yani şu an evet Powell'ın yaptığı kendine bir öz eleştiri ama o dönemin şartlarıyla değerlendirdiğimizde ben çok da fazla açıkçası şahin bir tavır oluşturmuş düşünüyorum. Piyasa bir miktar, yani panik yapmaya aslına bakarsan biraz bahane oldu piyasaya ve bugün sabah saatlerinde vadeli kontratlarda başlayan yükseliş şu anda spot piyasada da, Amerika için konuşuyorum, kendini yukarı götürmeye çalışıyor. Biz bu ortamda biraz negatif ayrışan tarafta olduk. Yani bunda kurdaki volatilite bana kalırsa bir miktar etkili. CDS'in çok fazla yukarı gitmiş olması etkili. Yani hadi buraya bir teknik yorum da ekleyecek olursak, bir süredir üzerinde tutunduğumuz o 22 günlük ortalamanın da aşağısına geldik. Şu an böyle 2400'lerin üzerinde tutunmaya çalışacağım bir endeks var. Yine teknik bir koşul koyacağım. 2400'ün üzerinde tutunma belki psikolojik olarak bir önümüzdeki haftaya biraz daha iyimser bir başlangıcı sağlayabilir ama 2450'nin üzerindeki kapanışlar bana kalırsa şu aşamada daha önemli. Evet, bilançolar kuvvetli. Evet, şirketlerin operasyonları baktığımızda işte beklentileri, 2022 beklentileri hala kuvvetli kaldığını görüyoruz ama bu düşüşler için engel değil, kısa vadeli düşüşler için engel değil. Hala 2300 bölgesi bana kalırsa çok daha kuvvetli bir destek olarak geri çekilmede karşımıza çıkabilir. Kurla ilgili zaten çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Yani artık 15-50-15-60 direncine doğru gelmiş bulunuyoruz. Ay başından bugüne baktığımızda şu an TL en negatif ayrışan para birimler arasında dolar karşısında. Hadi rubleyi saymazsak, yani rublenin son dönemdeki o sert değer kazancını saymazsak, gelişen ülke para birimlerinin tamamı dolar karşısında zaten değer kaybediyor. TL de burada en çok negatif ayrışan tarafta.
Tahviler şu an bakıyorum bir miktar hareketlendi. Enflasyon beklentileri sakin. Bugün de ithalat fiyatları endeksi açıklandı Amerika'da. Sakin yani ve baktığımda özellikle bölgesel ithalatlara baktığımda daha çok imalat dışı ürünlerin fiyatlarında bir miktar gerileme var. Bu bir tarafıyla ama bir tarafıyla da hala o imalat sektörü üzerindeki o tedarik zincirindeki problemlerin çözülemediğini gösteriyor. Bizim bu ortamda çok da fazla yukarı hareket etme olasılığımız yok. Yani onu belirtmek lazım. Evet, bilançoları iyi ama bir düzeltme alacağız. Bu artık teknik olarak da sanki teyit edilmiş gibi duruyor 22 günlük ortalamanın altında kaldığım sürece. Dediğim gibi 2300'ler biraz daha geri çekilmede kuvvetli destek. Bence bir noktada da alım fırsatı yaratacaktır diye de düşünüyorum piyasalarda. Vahap, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi hemen araştırma masasına döneceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Çağlar Kuzukluoğlu bizlerle. Çağlar, iyi akşamlar. Hoş geldin. Az önce Vahap da aslında aktarıyordu. Türk lirasının biraz daha negatif harici ortam diye. 5 günlük çerçevede de baktığımızda 5 işlem gününde de Türk lirasının en çok değer kaybedenlerde ilk sırada olduğu bir ortam var. Küresel tarafta da volatilite tabii. Senin de aktaracağın grafikler var. Bu çerçevede seni dinliyoruz. Gözde merhaba. Güzel bir akşam diliyorum. Aslında 2021 yılı sonundan bakıldığında herkesin aslında bir nevi kötümser ya da kötümsere yakın ya da iyimser de olsa muhakkak ki patika içerisinde en başta yılın başında enflasyon olduğu için tereddütlü bir takım bakış açıları vardı Gözde. Burada dün özellikle bilim insanlarından söz ettik. Bugün bir felsefeciyi anmak istiyorum. Soren Kierkegaard'ı. Onun hepsi anımsanacaktı ama herkes beklediği kadar büyüktü diye Korku ve Titreme adlı eserinde bir sözü var. Şimdi 2021'in sonundan bakıldığında 2022'ye dair bir takım sorunlar kümesi insanların göz önüne geliyordu. Ama bizim genel itibariyle 2022'de Fed ve enflasyonla ilgili beklediğimizin üzerine finansal ve ekonomik koşullar anlamında çokça şey bindi. Şimdi bu ilk etapta kısa vadeden bakmak gerekirse ons altının şu anda fiyatı ekranlara geldi ki ben bu sandalyeye oturduğumda 1806 dolar civarındaydı. 1816 dolarlarda görüyoruz şu an. Ons altının güvenli liman olarak addedilen ons altının 2000 doların üzerini gördüğü bir yılbaşından itibarenki zaman diliminde günleri haftaları gördük Gözde. 2000 doların üzerindeki kalıcılığı önceki 2000 dolar üzeri test gibi çok uzun sürmedi. Ama süren bir şey var. O da 2021'in sonundan ilk etapta uzun bir giriş yaptığım noktada 2022'ye dair sorunlar kümesine dair sinyaller. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finansal koşullar endeksini görüyoruz. Burada tahmin edileceği üzere hayatımıza pandemi ve kapanmalar girdikten sonra kırmızı alanın çok derin biçimde aşağı hareket ettiğini gördük. Ama 2021 sona ererken evet aşağı yönde bir seyir vardı ama hala yeşil alanda kalmayı sürdürüyordu. 2022'nin başında bir yalpalama oldu ki biz bu yalpalamaya 2022'nin başında bir yalpalama oldu ama biz bu yalpalamaya 2021'in başından alışıktık. 2021 çok iyi geçmişti. Ama nereye bakarak çok iyi geçmişti? Hisse senedi performanslarına, fon performanslarına, büyümelere bakarak iyi geçmişti. Kötü geçen şey enflasyondu. Üzerine biraz önce ifade ettiğim gibi ekonomi ve finansın ötesinde başka bir takım sorunlar binince şu anda ekranda görüldüğü üzere o kırmızı alan sadece ABD ekonomisindeki finansal koşullar gözüyle bunu bugün kısıtlamak çok da zaten makul değil. Dünyada genel olarak rahatsızlıkların büyüdüğünün bir nevi göstergesi, ne kadar derinleşeceğini izleyeceğiz. İkinci grafiğimizde de bu işin bir kazananı var mı? Yani ons altındaki yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Oradan güvenli liman var mı acaba diye düşünüyoruz. Bu işin bir kazananı tam manasıyla var mı yok mu diye bir sonuca yanıt vermek için erken. Ama MSCI Körfez ülkeleri endeksine baktığımızda yukarıdaki beyaz renkli %20'lere varan bir oranda sene başına endekslediğimizde bir getiri tarafında kalma konusu bir vakası vardı. Burada bir 9 puanlık düşüş var Gözde ama halen artıda kalabilmiş aşağıdaki kırmızı renkli MSCI Dünya ve sarı renkli MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine göre ki onlar neredeyse simetrik olarak eksi tarafta, negatif tarafta seyrini izlerken
Buradan tabii para birimlerine değinmeden olmaz. Türk lirasındaki değer kayıplarını izliyoruz. Türk lirasındaki değer kaybı bir hassa biz Nisan'da dünya borsaları negatif ayrışırken, daha doğrusu negatif tarafta kalırken biz bunlardan ayrı pozitif tarafta ayrışıyor diye konuşuyorduk. Ama bir hassa CDS tarafında, tahvil tarafında biraz daha geç gördük tepkiyi. Acaba bir şeyler mi olacak diye düşünürken Mayıs ayına girdiğimizden itibaren beyaz renkli JP Morgan'ın gelişmekte olan ülke para birimlerine dair endeksinin neredeyse iki katı derinlikte aşağı yönde seyrettiğini görüyoruz. Türk lirasındaki değer kaybının mavi renkte şu anda grafikte görülen tarafta gözde. Peki başka kaybedenler kimler? Kazananları, kaybedenleri kısa ve uzun vadede tahlil etmeye çalışıyoruz. Asya para birimleri ki seninle çok kısa günler içerisinde Çin'deki kapanma yani sıfır Covid konusunun bir de üstüne kapanma endişeleri tekrar özellikle büyük şehirlerde devreye girince yarattığı endişeden bahsetmiştik. Şu anda değerli izleyicilerimizin kafası karışabilir. Belki grafiğin yukarı tarafında eksi rakamlar var, eksi sayılar var. Orada kurdaki yükselişin yani para biriminin değer kazanmasının dolara karşı kurdaki düşüşü göstermek için böyle bir grafik yaptık. Aşağı yönde seyretmesi dikkatlerden kaçmasın. Bu aslında Tayland bahtı, Endonezya rupisi, Kore vonu, Çin offshore yuanı ve Malezya ringgitinin kurlarının yani dolar ringgit, dolar yuan kurlarının yukarı yönde seyrettiği yani bu para birimlerinin değer kaybettiği anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerle beraber Asya'da özel bir parantezle yine doların güçlenmesinin izlerini izliyoruz. Bu noktada tabii geçmiş performanslar kısa ya da uzun vadede her zaman bizim önümüze ışık tutar mı diye düşünmeden edemiyor insan. Ama 2022 başlarken endişelerin tamamının neredeyse kusursuz bir fırtına yarattığını ilk önce MTA Süper döngüsünde gördük. Sonra savaşa rağmen ılımlı piyasa seyirleri tereddütler yaratıyordu. Ama bugün görüyoruz ki kırılgan para birimleri ya da varlıklar anlamında riskli varlıkların kırılganlıkları öyle ya da böyle piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Bir yerden sonra kısa ya da uzun vadedeki geçmişler tekrar mı edecek yoksa daha büyük riskleri mi fiyatlamaya başlayacağız? Hep beraber takip edeceğiz. Araştırma masasından Çağlar Kuzukluoğlu aktardı. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Serdar, iyi akşamlar, hoş geldin. Bugün Cüneyt Başaran'ın yokluğunda senin bilgilerine başvuracağız. Şimdi özellikle tabii piyasalarda hani volatilitenin çok yüksek olduğunu söyledik. Bir önceki hafta da öyleydi. Bu geride bırakacağımız haftada da keza öyle ama tabii bu bir artık son mudur diye de sorgulanıyor. Yani piyasalarda işte Nasdaq'ta değil mi zirvesinden, Ocak zirvesinden %30 geriledi vesaire diye S&P tarafında yani hemen hemen her yerde kriptolarda da geri çekilme olduğunu gördük. Yani bir nakde geçiş mi, hani doların güçlendiği temanın devamı gelecek midir, neler bekleniyor, neler konuşuluyor? Şimdi tabii ocağın başında görülen zirvenin ardından böyle Mart'ın ikinci yarısında Nisan ayına doğru bir toparlanma çabası ama onun da kalıcı olmamasıyla beraber özellikle son bir hafta çok sert satışlar gördük. Yani ve gelen toparlanmalar da tabii şu an itibariyle konuşmak için belki biraz erken, Amerika seansı yeni başladı ve pozitif başladı. İşte son gelen veriler yani hem Powell'ın açıklamaları hem bugün ithalat fiyat endeksi, ihracat fiyat endeksi, biz yayına girmeden biraz önce açıklanan Michigan Üniversitesi güven endeksi ve onun alt enflasyon kırılımları çok sınırlı da olsa beklentilerden iyi geldi. Çünkü hafta içinde gelen enflasyon verilerinde yani artık zirve görüldüğü belki nispeten teyit eden yani en yüksek manşet rakamından bir miktar geri geldi ama beklenildiği kadar geri gelmedi. Bu da 40 yılın zirvesinde Amerika'da enflasyon bir plato mu yapıyor? Yani Fed daha da agresif, daha şahin önlemler almak zorunda mı kalacak diye bir beklenti yaratıyordu. Diğer taraftan yani Amerika'da tabii işler biraz daha yolunda. İstihdam piyasası canlı, hizmet sektörü özellikle firmalar aradıkları kalifiye eleman bulumunda ciddi şekilde güçlük çekiyorlar. İnsanlar artık 9-5 ofis işlerinde çalışmaktansa uzaktan çalışmayı, daha ailelerine vakit ayırmayı vesaire tercih ediyorlar. Ama Avrupa nezdinde özellikle
Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamının giderek genişletilmesi çabasıyla işte doğalgazda, enerjide bağımlılığın azaltılması girişimleriyle beraber bayağı bir resesyon kaygıları var. Yani Avrupa'da resesyona girecekse eğer birkaç çeyrek boyunca negatif büyüme olacaksa bunu ister istemez ileriki dönemde Amerika'ya da yansıması. Zaten işte Bloomberg'un kendi modelinin sunduğu resesyon ihtimali %40'lar civarında. Deutsche Bank'ın, Credit Suisse'in, büyük yatırım bankalarının yaptığı tahminler 3'te 1 nispetinde bir 2023'ün ikinci yarısında resesyon ihtimalini ön plana koyuyor. Ve yani ekonomik eğer daralma kapıdaysa ona doğru da hisse senetlerinin bu hareketi yansıtması, iskont etmesi kaçınılmaz. Tabi uzun bir dönem boyunca bakıldığında çok yüksek bir likidite ortamı, çok ucuz faizli. Yani şirketler belki daha az karlı, normalde fizibilitesi kaldırmayacak olan projelere büyük yatırımlar yaptılar ve işte bu büyüme hisseleri, değer hisseleri dediğimiz aradaki ayrışma, yani şu an itibariyle belki çok karlı olmayan, büyük satış gelirleri olmayan ama buldukları fikir doğrultusunda ileride çok iyi bir performans yakalayacağına bahis edilen şirketlere yapılan yatırımların büyük ölçüde geri verildiği. Şimdi biz tabii ki işte Nasdaq'ta bir toparlanma var, 12.000 üzerine çıktı. İşte büyük hisseleri Amazon'u, Apple'ı vesaire takip ediyoruz. Ama ilk 5-6 hisseyi, yani onların da hisse endeksleri üzerindeki ağırlığı tabii %20'ler nispetinde, belki biraz daha fazla ama onları hariç bırakarak bakacak olursak aslında bayağı ayı piyasasında olan, ayı piyasasında kalmaya devam eden, yani şu son 1-2 günlük toparlanmada bile kolay kolay başını kaldıramayan ciddi şekilde hisse senetleri var. O yüzden kafalar oldukça karışık. Yani bu noktada Bank of America'nın da yaptığı bir hani analiz var. Hani o da ciddi şekilde hisse senetlerinden büyük çıkış. Büyük yatırımcı göçü demiş, değil mi? Evet. Yani evet, dikkat edecek olursa yani bu iş yerinden ayrılma, ofis işine bırakma, yani Great Resignation diye adlandırılıyordu. Bu da hani yatırımcı göçü gibi ona benzer bir atıfta bulunmuşlar. Yani çünkü normalde portföy yönetimi dünyasında siz hisseden çıkıyorsanız işte sabit getirili enstrümanı, sabit getirilden çıkıyorsanız emtiaya, emtiadan çıkıyorsanız işte gayrimenkul yatırım ortaklığı, yani bir yerden bir yere para gidiyor sonuçta. Hani para enflasyonun %7'ler 8'ler nispetinde olduğu Avrupa'da, Amerika'da hani artık nakit pozisyonunda, cash pozisyonunda kalmak çok iyi bir alternatif değil. Çünkü durduğu yerde baktığınız zaman alım gücünüz eriyor. Hani bizde tabii bu çok daha büyük boyutlarda %60'lar 70'ler nispetinde enflasyonla beraber. Yani nakitte kalmak, hani biraz piyasanın geri çekilmesini, oradan alımı beklemek diye bir kenarda kalmak artık opsiyon olmaktan çıkıyor. O yüzden mutlaka bir yere pozisyonlanma. Ama işte nispeten alternatif olarak görülen emtia tarafında da çok sert geri çekilmeler. Yani tarımsal emtiayı burada harç tutuyorum, buğday vesaire. Onun özel durumu biraz daha. Onun özel durumu farklı. Önümüzdeki yıla ilişkin de kuraklıklar dünya genelinde, Ukrayna-Rusya hareketinin devam etmesiyle beraber. Ama metallerde çok sert geri satışlar, değerli metallerde. Yani Z kuşağının işte değerli metal olarak ya da varlığını koruma arttırma aracı olarak gördüğü kripto para birimlerinde inanılmaz değer kayıpları, hani bazılarında neredeyse ortadan kalkacak, yani delist edilecek nispetle gelmesi. Dolayısıyla oldukça yatırımcıların kafası karışık ve hani şu an itibariyle yaşanan hareketin artık düşüş bitti, anlamlı bir toparlanma başladı adına hani bize ne teyit edebilir, ne yol gösterebilir diye bakacak olursak ben iki noktayı önemsiyorum. Bir, döviz piyasasında Eurodolar paritesinin hani 1.05'in üzerine böyle birkaç gün kapanış nezdinde oturması. Bir de S&P 500'ün 4.100'ün üzerinde benzer şekilde bir hareket yapması. Bunlar hani olmadığı takdirde bu yaşanan işte dün kapanışta çok dalgalı bir seyirin ardından kayıpları geri alarak kapanması tabii teknik olarak güzel bir gösterge, özellikle mum grafiklerde. Ama bunun hani kalıcılığını ben önemli ölçüde sorgularım. Bu bahsettiğim seviyelerin üzerinde kapanış görülmediği sürece. Çünkü dolar endeksi 20 yılın zirvesinde, işte Amerikan 10 yıllıklarda bir geri çekilme var ama o da enflasyonist baskıların kırılmasından ziyade güvenli liman arayışından. Keza İsviçre frangı, Japon yeni gibi para birimlerinin de iyi performans göstermesi, o ekonomilerin çok iyi performansından ya da merkez bankalarının faiz arttırma beklentilerinden değil, gene güvenli liman arayışından, yani riskten kaçışın bir göstergesi, simgesi. O yüzden bakıldığında yani bu bahsettiğim seviyeler aşılmadıkça kırılganlığın devamı, bu yaşanan 1-1,5 günlük hareketin tepki niteliğinde kalması, yani rüştünü ispat etmesi için biraz daha iyi bir şeyler görüyor olmamız lazım. Evet, ama hakikaten dediğin gibi yani satış her cephede hemen hemen var. Dolayısıyla hani para nereye gidiyor, nereye gidecek, o da bir soru işareti. Şimdi Borsa İstanbul'un aslında bir miktar bugün böyle hani işte ayrışıyor. Yani ana teması da bizde hani içeride enflasyonu konuştuğumuz için. Fakat dolar bazında yine aslında hani dar bir bantta gidip geldiğini görüyoruz. Borsa İstanbul için tahminlerde mesela nasıl bir çerçeve çizmek gerekir? Çünkü yabancı satışının işte hisse ve tahvil tarafında
hızla devam ettiğini dün aslında yine rakamlarla gördük. Zaten bir süredir hani içeride biz bunun işte eksikliğini de hissediyoruz diye konuşuyorduk ama içeride yani yatırımcı ne yapabilir dediğimizde çok bir seçenek yok. Dolayısıyla yine hani Borsa İstanbul tarafı cazip diye biliyorsun aktarılıyor. Bununla ilgili mesela nasıl yorumlarsın? İşte tabii yani TÜFE endeksli tahviller haricinde yani sermaye piyasalarında hisse senedini kenara bırakırsak yatırımcının enflasyona karşı kendini koruyabileceği bir enstrüman yok. Yani enflasyon manşet rakam 70'e geldi. Tabii hani dar gelirli ailelerin vesaire hani gıdaya, barınmaya daha çok yüzdesel olarak gelirini ayırmak durumunda olan insanların enflasyonu da farklı olabilir. Üretici fiyat endeksi %120'lerde ve hani nerede zirve yapacağı, hani işte Amerika'da mesela artık zirve yaptı, orada plato yapar mı diye tartışıyoruz ama bizde aylık bazda yani bir önceki yılın aynı ayına görece daha yüksek rakamlar geldiği için yıllık rakam yükselmeye devam ediyor. Şimdi hatırlanacağı üzere 40'ları geçmez, 50'leri geçmez, 60'ları geçmez derken 70'lere geldik. Şimdi 80'leri de hani büyük ölçüde geçeceği yönünde tahminler, projeksiyonlar ağırlıkta ve yılın son çeyreğine kadar da hatta Aralık ayındaki o yani 13'lü rakam çıkana kadar, o baz etkisi devreye girene kadar da oralarda kalacağı. Şimdi bu minvalde bakacak olursak sabit kuponlu tahvillerde işte 21'ler, 22'ler son ihalelerde 25'lere, 26'lara çıktı ama tabii. Yani bu hani yeterli bir gösterge değil. Yani çok gene önemli bir alım gücü kaybınız, eksi reel faiz var. Dolayısıyla işte ya sermaye piyasalarıyla haşır neşir olan okuryazarlı olan yatırımcıların hisse senetlerine, işte kurda yaşanan hareketle beraber biraz daha ihracatçı ya da emtia tarafında değerli metallerin ya da bazı metallerin hareketlerinden olumlu etkilenebilecek şirketlerin iyi performansıyla endeks bizde kısmi bir toparlanma içerisinde. Ama endeks nezdinde de gene 2500 seviyesi ön plana çıkıyor. Yani 12 aylık hedef değerler nezdinde 3000 ve daha yukarısı analistlerin beklentisi burada bakıldığında. Ama şu an itibariyle endeksin bulunduğu yerden yani S&P 500 için 4100 seviyesinin bizim BIST 100 nezdindeki karşılığı nedir diye soracak olursan o da 2500 seviyesi olarak alınabilir. Yani oranın üzerinde birkaç günlük kapanış görüldüğü takdirde ancak bir pozitif hareketin devamından bahsetmek mümkün olur. Tabii dolar bazında BIST'in getirisine bakacak olursak da 14.70'lerden 14.80'lerden 15.50'lere doğru neredeyse dolar kuru geldi. Yani kabaca bir %5 kurda yukarı yönde hareket oldu. Bu da dolar bazında BIST'i benzer ölçüde aşağı çekmiş durumda. O yüzden yani orada da o 1.7'lerin falan aşılması adına şimdi tabii daha yukarılarda seviyelerden bahsediyoruz. Belki endeks 3000 seviyesine geldiğinde dolar bazında kurun hani 15 seviyesinden farklı bir noktada olmasıyla farklı bir dolar bazında ya da sent bazında BIST 100'den bahsediyor tabii. Olacağız. Yani enflasyon karşısında bir koruma sağlaması adına önümüzdeki 6 ay 12 aylık beklentilere bakacak olursak mesela yıl sonuna ilişkin 45'ler 50'ler yani bugünden yılın geri kalanında bakılacak olursa işte bir %30'luk 35'lik daha fiyat artışı ekleniyor ya da 12 aylık perspektifte bakacak olursak belki %30'lar 35'ler nezdinde yani endeksin onun üzerinde bir performans yapabilmesi için de şu an bulunduğu yerden böyle 3200'lere 3300'lere falan doğru gelebiliyor olması lazım. Yani o da tabii çok hani kolay bir performans değil. BIST 100 genelinde tüm bunu tabii ki sektörel bazda şirket bazda aşacak olan şirket olacaktır ama gene dediğim gibi yani alım gücünü korumak giderek zorlaşıyor TL yatırımcısı adına da. Burada belki hani Eurobondlar global tarafta ki farklı borçlanma araçları ya da emtia grubu, hisse senetleri vesaire ön plana alınabilir. Ama o da tabii önemli uzmanlık gerektiren ayrı bir alan. Bunlar bahsedilebilir faktörler. Evet, az önce açılın yayınını izlerken hani konuğunun özellikle söylediği hani borsada hisse geri alımları endeksi biraz daha hani tutuyor vesaire diyordu ama tabii ki izlemek lazım. O arada tabii ki dolar demişken hani kurla ilgili hani beklentilerde özellikle gelişen ülke para birimlerinin değer kaybettiği ana temanın korunduğunu da hatırlatalım. Evet. Yani görece tabii hani bir SEP Türk lirası biraz daha kırılgan diyoruz. Belki bu grafiği de ekrana getirirsek yönetmenimizden rica edelim Selçuk'tan. Hani Türk lirasının 5 günlük değer kaybı da %3.35. Yani yine hani bu hafta bazında Türk lirası en çok değer kaybedenler arasındaydı. CDS de bir miktar hareketlendi. Evet, tabii yani yabancı yatırımcının hani tek yani rakamda TL'ye, Türkiye'ye, Türk varlıklarına bakışını özetleyebilecek yegane argüman CDS'tir. Kredi risk temeri türemidir. Şimdi o yükselmeye devam ediyor. Şimdi hani Rusya'yı hariç bırakıyorum, Arjantin'i hariç bırakıyorum. Yani bizim de kıyas kabul etmeyecek düzeyde olan ülkeler ve jeopolitik konum açısından. Hani Rusya'nın uğradığı yaptırımlar, Arjantin'in ekonomisi vesaire. Şimdi onlardan sonra hani biz 700'lerdeyiz. Bizden sonra Kolombiya, Güney Afrika
Brezilya vesaire 200'lerden başlıyor. Yani arada inanılmaz bir fark var yani. Şimdi bu önümüzdeki dönemde hazinenin yeni yapabileceği borçlanmalarda, dış borçlanmalarda, bankaların olası tahvil ihtiyaçlarında, işte sendikasyon, sekürtizasyon vesaire her şeyde bir ek maliyet getiriyor. Yabancı yatırımcının hani TL varlıkları sermaye piyasasında bakışı düzelmeden, orada swap piyasası vesaire yeniden işlerlik kazanmadan, yani yabancı yatırımcı şu an tahvil hisse satmaya devam ediyor her şeye rağmen. Geçen hafta 2 gün açıldı sadece, 200 milyon doların üzerinde satış var ve hani endeks öyle çok anlamlı bir geri çekilme yapmadığı halde. Şimdi bizim yılbaşından bu yana 4 ayda gördüğümüz %30'un üzerinde bir enflasyon var. Buna karşın TL'nin değer kaybı bu son hareketlerle %13'ler 14'ler nispetinde. Yani bu ikisi birbirinden tabii çok uzun süreli ayrışamaz. Yani birkaç ay belki birkaç çeyrek ayrışabilir ama yani çok uzun vadeli bir denge oluşamaz. Bu da eksi reel faizin ortaya çıkardığı anomalilerden bir tanesi. Bu ortadan kalkmadan da yabancı yatırımcının TL varlıklara bakışı nispeten hani bozuk kalmaya devam edecektir diye özetleyebiliriz. Peki Serdar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, yorumların için. Şimdi devam edelim BloombergKT.com'da öne çıkanlarla. Geçen yıl yaşanan küresel çip krizinde nispeten istikrarlı bir fiyat politikası izleyen Samsung'un fiyatlarına %15-20 oranında zam yapmak için müşterilere görüştüğü bildiriliyor. Firma son dönemde Ukrayna'daki savaş, Çin'de yaşanan kapanmaları, artan kredi oranları ve enflasyon gibi birçok makro riskle karşı karşıya. Elon Musk, Twitter anlaşmasının spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların %5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından vadeli piyasada Twitter hisseleri %20'yi aşan düşüş kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılın Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Bu artış 15 ayın en yavaş artışı olarak kaydedildi. TÜİK Ciro Endeksleri Mart 2022 verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında Ciro Endeksi 2022 Mart ayında yıllık %112,9 arttı. Son olarak bir haberle noktalayalım. Dünya Bankası özellikle enerji dönüşümüyle metale olan talebin gelecek yıllarda da artacağını ve bu da fiyat beklentilerini yükseltebileceğini aktardı. Detayları ekrana getiriyoruz ve veda ediyoruz. Az sonra günden kalanlarda konuğum Hakan Güldağ burada stüdyoda bizlerle olacak. Bekliyoruz. Dünya Bankası emtia piyasaları gelişim, zorluklar ve politikalar başlıklı yeni bir rapor yayımladı. Küresel emtia piyasalarının COVID-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve iklim değişikliğinin etkileri sonucu yeniden şekillendiği anlatılan raporda, söz konusu dönüşümün gelişmekte olan ekonomiler için derin etkileri olabileceği belirtildi. Raporda bazı emtialara yönelik talebin artmasının muhtemel olduğu ancak nüfus artışının yavaşlaması ve gelişmekte olan ekonomilerin olgunlaşmasıyla emtialara yönelik genel küresel talepteki büyümenin yavaşlayacağının tahmin edildiği aktarıldı. Daha temiz enerjiye geçişin zorlu olabileceğine işaret edilen raporda, yenilenebilir enerji altyapısını oluşturmak ve elektrikli araçlar üretmek için gerekli metallere olan talebin önümüzdeki yıllarda artması, metallerin fiyatlarının artması ve bunları ihraç eden ülkeler için beklenmedik kazançlar sağlaması muhtemel değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda bu metallerin fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği, bunun enerji dönüşümünün hızına, madencilik sermaye yatırımının hacmine, bu endüstriler üzerindeki çevresel kısıtlamalara ve politika önlemleriyle teşviklere bağlı olacağı kaydedildi.